Efendim, Tekirdağ'da herhangi bir tıp eğitimi olmadığı halde Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir şekilde kendini işe başlatan Ayşe Özkiraz tutuklandı. Özkiraz'ın ailesiyle de ATV Haber muhabiri Şükran Uslu bir araya geldi ve kızının yaptıkları ile ilgili konuştu. Önemli cümleler var, bakalım efendim. Anne, ben büyüyünce doktor olacağım derdi. Bana derdi ki, anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı ya. Türkiye onu konuşuyor. Skandalı duyup en büyük şoku yaşayansa aile. Yıllarca tıp fakültesinde okuttuklarını sandıkları kızlarının aslında doktor olmadığını Türkiye ile birlikte öğrendiler. Bir maaş alacak almış olsaydı derdim ki paraya heves etti, sakladı, yaptı ama bu da yok. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın kandırdığı ilk isim annesiydi. Bir sabahtı, bağırarak uyandı. Korktum. Ne oldu annem dedim. Anne ben 496 puan almışım. Ama nasıl seviniyoruz? Tercih yapıldı. Tercihlerine cerrahı, çapayı birkaç yer yazdı. Bundan bir hafta 10 gün sonra mı gene aynı böyle. Anne ben çapayı tutturmuşum. Sonra sıra üniversiteye kayıt olmaya geldi. İlk sahte kimlikler de o gün ortaya çıktı. Gitti. O gün geldiğinde kayıt olduğunu. Ama o gün nasıl oldu? İki tane kart getirdi. Biri fakültenin kimliği, biri tıp fakültesi öğrenci kimliği getirdi. Bir de o doktorların taktığını getirdi işte. Anne bunu bana zimmetlediler dedi. Kızlarının planı kusursuz ilerlerken her şeyden bir haber olan ailenin mutluluğu ise tarifsizdi. Burada yerleştirdik, yurt müdürünün numarasını aldık. Nasıl ağlıyorum? Hani ilk defa ayrılıyorum ya ben ondan ilk defa. Ben ondan hiç ayrılmamışım. Kazanmış çocuğumuz. Bize ne mutlu. Rabbim her anaya babaya bunu nasip etmez dedi. Ayşe Özkiraz İstanbul'da bir yıl kaldı. Eve dönerken senaryosu yine hazırdı. Anne dedi dekanlıktan. Dediler ki dedi tatil boyunca gidin olduğunuz yerdeki sağlık ocağında veyahut da hastanelerde ders görün. Çocuk cerrahisi var dedi, onun yanında ben çalışacağım dedi. Hatta bir arkadaşım daha geldik dedi, iki kişi geldik dedi. Sonra yine sahte belgelerle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne girmeyi başardı. Haftada iki gün nöbete kalıyor. Gene arıyorum. Ameliyathanede yemekleri yiyor. Peki bunu başhekim görüyor. Bu kim? Bu ne? Bu doktorla birlikte hep fotoğraflar çekiniliyor. Arıyorum görüntülü hemşirelerle odada oturuyor. Anne kızının sahte belgelerle hastanede doktorluk yapabildiğine, dahası kendilerini yıllarca kandırdığına hala inanamıyor. Bunların hepsi mi yalan olur? Yani diyorum ya şu kadarcık bir şey anlayamadık biz. Kalbim tuttuğu zaman beni götürüyordu. Arkadaşları doktor arkadaşımızın annesi diye bir ilgi, bir alaka. Bu çocuk ikinci sınıfa yeni geçti. Bizim bildiğimiz kadarıyla hani kazandım, gittim, ettim dedi ya işte. Ya ikinci sınıf öğrencisini sen nasıl bir ameliyata sokarsın? Nasıl alırsın? Sen hiç araştırmadın mı? Özkiraz ifade verirken İstanbul'da kendisi gibi sahte belgelerle doktorluk yapan birinin daha olduğunu anlattı. İhbar ettiği isim bulundu. Aynı gün serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettiş hastanedeki incelemelerini sürdürüyor.